üzerinden tabii. İşte ben televizyonculuk yapıyorum, sanatla ilgileniyorum. Ahmet Gürel kendini tarihe ve özellikle Cumhuriyet tarihine adamış bir insan. Bunu kesinlikle söylüyorum bir artıkla. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ben izin verirseniz önce kısaca sizi tanıyanlar biliyor ama yine de tanıtmak istiyorum ben sizi. Ahmet Gürel Ankara doğumlu, 68 yılında İzmir Atatürk Lisesi'ni, 72 yılında Ege Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirmiş. 23 yıl devlet su işlerinde çalıştıktan sonra 1999 yılında emekli olmuş. Ondan sonra artık zaten sizi her yerde görmeye başlıyoruz değil mi? Evet. Ondan önce de vardınız ama ondan sonra daha çok varsınız. İnternetin bu kadar yaygın olmadığı dönemlerde özellikle fotoğraflarınızın çokluğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi internet çoğaldı, belki herkes görebiliyor ama hala sizdeki orijinal fotoğrafların yeri, değeri başka. Onları çok uzun süre siz bu arşive sahip olduğunuz zamanlarda birçok yerde sunduğunuz, sergilerde gösterdiniz. Ve 15 ayrı başlıklı 300'e yakın Atatürk fotoğrafları sergisi açmış Ahmet Bey. Anıtkabir'in 2. Meclis, Ege Üniversitesi AKM, İzmir Özel Türk Koleji, Uşakgizade Köşkü ve İzmir Atatürk Müzesi müzesinde de sergileriniz olmuş. Sonra çeşitli belgeseller hazırlamışsınız. Atatürk Destanı, Cumhuriyet ve Kadın Belgeseli, Anılarla Çanakkale Destanı Belgeseli, Köy Enstitüsü Destanı gibi belgesellerinizi zaman zaman birçok topluluklarda izledik, birlikte alkışladık. Küçük Ülkü belgeseli ilk sunumunu yaptınız mı? Burada yapacaktım. Ya her şeyde yaptınız. Evet, değil mi? Hava gazında yaptınız. Evet, evet, hava gazında yaptığınızda biz de beraberdik orada tabii. Sonra birkaç ay kitabı var. Sözde Ergümen'in Soykırımının Gerçek Yüzü, Yabancı Kaynaklarda Türk-Ermeni İlişkileri ve son olarak da Yabancı Belgeler Işığında Ermeni İlişkileri Dünü Bugünü diye. Daha öncesinden de Atatürk'ü Unutulmaz Anıları, Anılarla Çanakkale Geçilmez gibi kitapları var. Okumaya kalksak çok şey var da artık sizi tanıdılar sizi nasıl olsa efendim. Şimdi bugün birkaç konudan bahsedeceğiz derken şunu kastettim. Birincisi Piri Reis'ten bahsedeceğiz. Hani ne ilgisi var diye sormayın. Burası Kent ve Yaşam programı tabii. Ama kentin gündemini ülke gündeminden ayırmak mümkün değil gayet evet. Tabii. Biraz da bugünlerde bayağı anlatılması gereken, üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. UNESCO 2013 yılını Piri Reis yılı olarak ilan etmiş. Niye Piri Reis yılı ilan etmiş? İlk o hepimizin bildiği, sadece bir parçasını bildiğimiz o Güney Amerika'nın gösterildiği büyük haritanın Gelibolu'da yapılış tarihinin tam 500. yılı. Yani 1513 yılında ilk haritasını yaptıktan sonra çalışmalarına tabii ki devam etmiş ama o bir dönüm noktası olmuş ve dünyada bu yıl Piri Reis yılı olarak anılacak, kutlanacak diyelim. Tabii biz neler yapıyoruz, neler yapacağız onu da birlikte burada sohbetini yapacağız. Yani bir 5-10 dakikalık bölümde yapacağız. Sonra biliyorsunuz bu yıl Cumhuriyetimizin 90. yılı. Mustafa Kemal'in vasiyet niteliğinde bir sözü var. Söylediği şu: ebediyete giden her 10 yılda, değil mi, Cumhuriyeti daha coşkulu kutlamamız gerektiğini söylemiş bize. Elbette. Gönlümüzden, bütün gönlümüzle, bütün kalbimizle yapmaya çalışıyoruz ve yapacağız. Bu sene işte 90. yıl. Ama tabii sadece 29 Ekim'de yapmayalım bu kutlamayı dedik. Öncesinde Atatürk'ün değer verdiği, kuruluşunda öncülük ettiği kurumları tanıtalım dedik. Sonra da özellikle fotoğraflarını çok iyi bildiği için Atatürk'ün yaşamını da çok iyi bilen Ahmet Bey'le birlikte nutuğu konuşacağız ki nutuk konusunda bir çalışmaya aracılık etmiş kendisi. Böyle tarif edebilir miyiz? Doğrudur. Yeri geldiğinde onu söyleriz. İkinci bölümde nutuğu konuşacağız. Efendim biz Piri Reis'le başlayalım. Ahmet Bey, Piri Reis dediğimiz zaman hangi dönem? Kanuni dönemi. Evet. Bugünlerde Kanuni dönemi çok revaçta. Evet. Ama Hürrem'le revaçta, Pargalı'yla revaçta. Evet. Kitaplardan birinde şöyle bir şey söylüyor. Dönemdaş demek doğru olur mu kelime anlamı olarak bilemiyorum. Galiba uygun düşecek. Mimar Sinan'la tam dönemdaş. Yani aynı dönemlerde yaşamış, aynı dönemlerde eserler varmış. Ama Mimar Sinan'ı evet gerçekten bütün dünya tanıyor diyebiliriz. Yani bütün dünyanın tanıdığı, bildiği bir mimar. Piri Reis aynı ilgiyi görememiş galiba, değil mi? Halbuki siz biraz birlikte konuştuktan sonra siz de baktınız, çok önemli eserleri var. Evet.
Bu önemli eserlerden bir tane zaten bu şeyde 1513'teki haritadan sonra iki tane kitabı konu olan çalışmaları var. Bu çalışmalarda Ege, Akdeniz adalarını mükemmel bir şekilde almış. Ahmet Bey izniniz olsa ondan ben bir cümle okumak istiyorum burada. Çünkü ilginç bir şey. Ayırmışım gündüzden yerine. Evet. Bütün usulleri tafsilatıyla tamamlayıp yazdığım tarih Peygamberimizin hicretinin 932. yılıydı. 1525'e denk geliyor. Bu ikinci kitabı, Kitab-ı Bahriye Denizcilik Kitabı adındaki. Bütün şekli ve açıklamaları Gelibolu'da bir araya topladım. Böylece bu kitap meydana geldi. Tertip ettiğim sırada Gelibolu yakınlarında Sultaniye ve Kilitbahir diye bilinen kalelerdeydim. Kademe kademe menzil menzil denizleri gezip dolaştıktan sonra sonunda gelip bu kalelerde tamamladım. Lüzumunda istenilen yerin bulunmasında zorluk çekilmemeli. Bu kitabın padişaha takdim edilmesi benim için çok zordu. Onun için temize çekemedim. Şimdi de bu fakire kitabın temize çekilmesi gibi büyük bir emir, sadrazam, devletin güneşi ve saadet mehtabı İbrahim Paşa tarafından verildi. Ben de bu emre uyup kudret ve takatim oldukça Allah'ın yardımıyla bu kitabı temize çekip tamamladım. Padişahın beğenmesini Allah'tan niyaz ederim. Amin. Pardon demek ki yaptığım işte şey. Şimdi aslında biz aşağıda konuşurken dedik ki hani konu daldan dala geçiyor ama yani tarihte yaşayan insanları biz ne kadar biliyoruz? Yani evet. İlla sadece dizilerden mi görüyoruz? Tabii o da bilinmesi gereken bir şey ama en azından böyle bir şey öncülük etmiş olması bile şey diyelim, Makbul İbrahim Paşa'nın o şeyini geçelim artık. Makbul o günlerde Makbul İbrahim Paşa'nın güzel bir çalışması. Siz dünya haritasını gördünüz değil mi? Evet. Ne düşünüyorsunuz onun hakkında? Şimdi ikimiz de mühendisiz. Evet. Yani bir seyahat yapacağız. Bunun adı da cenk olacak. Dövüşeceğiz. Bir yanda da bir şeyler çizeceğiz. Yani 500 sene önceden bahsediyoruz. Ve çizdiğimiz bugün bakacağız günümüze benziyor. Yani Amerika'ya atlayalım. Ama Afrika'nın boydan boya çizilmesi, Nil'e bir sefer yapıyor, Nil'in haritasını çıkarması. Bu nasıl bir metottur, nasıl bir dakika mı tutuyor? Dakika tutmasın, saat mi tutuyor? Ne tutuyor ki bunları böyle çize çize geliyor? İşte bu Mimar Sinan'ın görsel bir zenginliği var ama evet. Bunun da bugün değerini anlamış olmamız bizim bir eksikliğimiz olsun, ne diyeyim? Evet, bilimsel bir yanı var bunda bilimsel kesinlikle. Tabii. Çünkü örneğin benim elimde bu yıllar öncesinden kalma bir kitap bu. 1970'li yılların başında 1001 temel eser diye çıkmış. İki cilt halinde Kitab-ı Bahriye Denizcilik Kitabı. Şimdi şöyle göstereyim. Görebildiği kadar arkadaşlar yaklaşabilirse şayet. Haritaları evet oradan görünmesi de güzel tamam. Gördüğünüz gibi orada bir haritalar var. Eminim ki denizci olanlar bu haritaları çok yakından tanıyacaklar ve anlayacaklardır. Ha biz ne kadar anladık? Bizim ne kadar anladığımız çok önemli değil ama örneğin benzer bir örneği vermek istiyorum. Daha doğrusu bizi ilgilendiren bir örneği vermek istiyorum ben. Sığacık Limanı diyor. Aydın ilinin Sevrihisar Limanı'nın içinde küçük bir sığlıktır. O zaman Aydın iline bağlıyız zaten. Tabii Aydın vilayetine bağlıyız zaten. Fakat iri parçaların girebildiği tabii bir limandır. Bu limanın ağzında alçak yastıcı bir adacık vardır. O adacıkta Anadolu'nun kıble burnu arası sığdır gibi böyle uzun uzun anlataraktan belli bir noktaya geliyor. En sonuna geldiğinde de benim çok hoşuma giden bir şekilde böylece birine vesselam diyerek cümleyi kapatıyor. Harika. De onun bir anlamı olması lazım vesselam demin. Çünkü her bölümün sonunda ya böylece birine vesselam diyor ya da vesselam diyerek kapatılıyor. Yani ilave edilmesin kapattım demek herhalde cümleyi kapatmak. Evliya Çelebi gibi işte evrensel insanlar bunlar bizim. Evet yani gerçekten biz bildiğimiz bir tane harita vardı. Bütün internet sitelerinde döner dolaşır o dünya haritası gelir. Ve bilir misiniz ki o harita gerçek çizildiği tarihteki haritanın tam altıda bir parçasıdır. Evet. Neden altıda bir parçasıdır? Zaten bir yerde geçiyor demek ki o kadar büyük kağıt bulunmuyor o zamanlarda. Deri üzerine çiziliyormuş. O büyüklükte bir deri temin edilmesinden falan söz ediyor kitapta baktım. Ve çizilebildiği bölümlerden bir tanesi işte bizim bildiğimiz Güney Amerika'nın gösterildiği bir bölüm. Geri kalan 5 bölüm kayıp. Evet.
Ne yapmalıyız? Yani bir şimdi ulusal değerlerimiz var, düşüncelerimiz var, geleceğe yönelik siyasi kaygılarımız var. Ama geçmişte de kalan bir değerlerimiz var, değil mi Ahmet Bey? Şimdi biraz önce bir şey dediniz, işte bu diziler, geçen gün operaya gittim yine, evet. Muhteşem Süleyman. Bizi biraz geriye götürüyor. Dün Atatürk Düşünce Derneği Genel Başkan Yardımcısı buradaydı. Ben de o dili okumaya başladım diyor. Merak sardırıyor. Yani Osmanlı'yı okumak, yani o filmden görmek yetmiyor insanlara. İlgi uyandırıyor. İlgi uyandırıyor. Geriye doğru içini doldurmak. Ha şu yanlıştı. Bu doğruydu. Ama bu ilgiyi uyandırmak. Belki en çok satan kitaplar o dönemin kitapları olacak. Tabii. Mesela geçen gün Murat Bardakçı'nın programında bir hanım tarihçi Pargalı'yı özel bir bölüm olarak incelememiz lazım diyor. Bunları inceleyenler de var. Ve yazdım diyor kitaplarında. Demek ki alıp okumamız lazım. Evet. Şimdi Piri Reis'i tanıtma amacıyla söylüyorum. UNESCO bizden önce farkına vardı onu da bilmiyorum. Bu arada şunu söylememiz lazım. İstanbul'da bir vakıf üniversitesi var. Evet. Piri Reis Üniversitesi diye ve deniz adamı, gemi adamı yetiştiriyor. Deniz adamı yetiştiriyor. Ve orada bugün şöyle sitesinde baktım, internet sitesinde çok güzel bir şekilde sahiplenmiş gibi gördüm ben. Evet. Evet, UNESCO'nun bu 2013 yılını Piri Reis yılı ilan etmesini biz de değerlendirmeli ve sahip çıkmalıyız diye düşünelim. Doğru mudur? Doğrudur. Evet. Piri Reis bölümünü burada kısaca kapattıktan sonra UNESCO'nun mesela Atatürk'le ilgili 132 ülkeyle ortak aldığı kararlar var. Onların her ülke Atatürk'ü andığı ortamlar yaratmış. Ama bir bakıyoruz ki biz o kadar duyarsız kalıyoruz. Üzülüyorum. Yani dünya devletleri 132 ülke biliyorsunuz Atatürk'le ilgili özel cümleler kurarak onu 100 yılın insanı seçebiliyor. Ama biz ülkemizde o yıl o değerde anmıyoruz. İşte korkarım. Piri Reis de dünya anar. Nasıl biz de bakarız. Evet, yılın başı olduğu için biz bir başlamış olduk diyelim, ardımızdan diyelim ki birileri gelsin. İnşallah. Şimdi bu bölümün yani kalan kısmında hemen şöyle kısaca bir şeye değinelim. Mustafa Kemal'in kuruluşuna öncülük ettiği kurumlardan başlıyoruz dedik. Türk Eğitim Derneği. Türk Eğitim Derneği'ni bir kısaca okuyabilir miyim tarihçesi? Arkasından sonra devam ederiz. Türkiye'nin modernleşmesi için eğitimin vazgeçilmez önemine inanmış olan Büyük Önder Atatürk, 1 Kasım 1925'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, eğitimde hedeflenen seviyeye ulaşmak için özel girişimin çalışmalarına ihtiyaç olduğunu dile getirmiş ve topluma çağrıda bulunmuştur. Türk Eğitim Derneği bu temel vizyon doğrultusunda Atatürk'ün ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kadroların öncülüğünde 31 Ocak 1928 tarihinde kurulmuş. Kuruluş yıl döneminde almış oluyoruz biz onu. Ve 12 Aralık 1939 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla kamuya yararlı dernek statüsü edinmiştir. İlk adı Türk Maarif Cemiyeti olan dernek 1946 yılından itibaren Türk Eğitim Derneği adı altında çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir. Aklıma bir şey geliyor. Kurtuluş Savaşı'nın içinde bu gene Kurtuluş dizisinden tabii o bizlere en canlı yandığı yansıtan bir dizidense Mustafa Kemal bir şey bir emir veriyor, bir şey söylüyor. Latife özür dilerim. Söyleyemedim. Gazeteci olan Halide Edip Adıvar'la İnönü konuşurken Halide Edip Adıvar diyor ki bu saatte cephede bunu mu düşündü diyor. İnönü de diyor ki onun için Mustafa Kemal diyor. Evet. Bunun için Mustafa Kemal Paşa. 1925 yılında bunu düşünmesi, 1928 yılında kuruluşunun yapılmış olması çok büyük bir şey. Ve kendi himayesinde olması, Cumhurbaşkanı himayesinde bu dernek. Himayesinde zaten kurucular 234 tane kurucu var. Sadece tabii 234'ünü okumayacağım ama 1-2 tanesini okumak durumundayım. Şöyle, ilk başlangıçta ilk üyeler, kurucu üyeler İnönü Başbakan, Refik Saydam Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı. Sonra bakıyorum Milli Savunma Bakanı, Maliye Bakanı. Ondan sonra 200 küsur tane milletvekili geliyor. Evet. Ve Milli Eğitim bürokratları geliyor. Evet. Bu aslında geleceğe yönelik hedeflerin çok önceden belirtilmiş olması, aklında yazılmış olması gerekli değil mi Ahmet Bey? Şimdi bakın burada derneğin tüzüğün ikinci maddesinde Cumhurbaşkanı Türk Eğitim Derneği'nin yüksek koruyucusudur. Evet. Önce Atatürk koruyucusu, sonra İsmet Paşa. Günümüze kadar devam ediyor. Şimdi biraz önce başlarken bir şey söylemiştim. Küvensi belgeselim var. Küvensi ile ilgili internet dolaşırken bir makale elime geçti. Küvensi'nin işaretini İzmir İktisat Kongresi'ne kadar götürüyor o yazar. Evet. Yani Mustafa Kemal'in o gün 20-30 sayfa yaptığı konuşma İktisat Kongresi'nde her konuya değiniyor.
Öyle bir deyimle ki Lozan'a altyapı sağlıyor. Boş bir konuşma değil. Biz böyle olacağız, kapitülasyona kalacak, eğitim böyle olacak, kadın böyle olacak. Bu insan ama bunları böyle ezbere konuşmuyor, günlerce çalışıyor. Ve zaten tam Lozan'ın arasında değil mi Ahmet Bey? Tam Lozan'ın arasında. Lozan'ın arasında evet. Ve Lozan'ın belki de ikinci bölümün, en can alıcı bölümünün oluşmasında ki mihenk noktalarından bir tanesi o. Osman Bey şimdi enteresandır. Lord Curzon, herkes biliriz işte. Her şeyi reddediyorsunuz, cebime koyuyorum, işte bunları vereceğim. O sözün dışında Lord Curzon diyor ki İsmet Paşa'ya, sizin medeni kanunuz yok. Ardından bugünkü kurallarınızla kapitülasyon kalkmaz, plak gibi takıldın İsmet diyor. Evet. Mustafa Kemal evliliğini %90 medeni kanunu yaklaştırıyor. Yarın da 90. yılı. Evet. Ve 15 gün sonra İktisat Kongresi yapıyor, 15 gün sürüyor. Yangın İzmir'inde. Düşünebiliyoruz. Her taraf kül 1135 derece geliyor. Bu ortamdaki anlar iki karar. İsmet Paşa'nın ikinci kez giderken ceplerinde koz olarak gidiyor. Kesinlikle. Her şeyin planlaması var. Evet. Lozan'ın ikinci bölümünün bu kadar güçlü olunması ve Lozan'dan elde edilebilecek en büyük başarıyla dönülmesinin, bunu özellikle altını çizelim. Tabii çizelim. Dönülmesinin nedeni her şeyin önceden hazırlanmasında yattığını kesinlikle görüyoruz. Bu iki tane küçük bölümü böyle tamamladık. Kusura bakmayın, size fazla söz düşmesin. İkinci bölümde söz veriyorum. Tamamen siz konuşacaksınız. Değerli izleyiciler, ikinci bölümde Cumhuriyet'in 90. yılında Nutuk'tan söz edeceğiz efendim. Kısa bir aramız var, sonra tekrar birlikte olacağız.